Yalova İl Göç İdaresi Müdürü Sayın Salih Soner Coşkun'u davet ediyorum. 18 Mayıs 2015 tarihinde de yabancılar ile ilgili iş ve işlemleri yeni işleriyle birlikte kanun ve vicdan ölçüsünde hizmet vermek anlayışıyla Yalova ilinde hizmet vermeye başlamıştır. 2013 yılından bugüne kadar Türkiye'nin göç politikalarını yönetme konusundaki kararlılığı titiz bir şekilde devam ederken küresel göç dalgası tüm ülkeleri derinden etkileyecek şekilde de devam etmektedir. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde süre gelen eşitsizlik, adaletsizlik, yoksulluk ve emperyal saldırılar devam ettiği müddetçe bu dalgaların biteceği, bitmek bir yana dahi azalacağı öngörülmemektedir. Bu ve buna benzer olumsuz durumlar neticesinde iç savaş, vahşet ve katliamdan kaçan milyonlarca insan zorunlu olarak haçipark olarak adlandırdığımız bu vatan topraklarına sığınmıştır. Bu toplum ve Yalova ilinde her biri iyilik camiasında tanınan ve yolları gözlenen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çalışanlarıyla birlikte devlet, millet, STK el birliğiyle yeryüzündeki bütün toplumları kıskandıracak bir cömertlikle kendilerine yardım elini uzatmış ve onları en güzel şekilde misafir etmiş ve etmeye de devam etmektedir. Değerli misafirler, hem kapımızı hem de gönlümüzü açtığımız mazlum ve mağdur olan bu insanların bizlere sürekli olarak söyledikleri gibi ana vatanına dönme hasretlerinin gerçekleşeceğini umut ediyoruz. Ana vatanına dönen bu insanlar bu aziz millete ve Yalova halkına kıyamete kadar da dua edecektir. Bu süre zarfında bir arada yaşamak aynı zamanda ortak bir kültür oluşturmanın da en önemli bir parçasıdır. Bu ortak kültürün en büyük göstergesi Yalova ilinde görülmektedir. Zengin ile fakir, Arap ile Alman, Ümmi ile Alim, Afrikalı ile İngiliz, Zahid ile Serkeş, Türk ile Afgan, patron ile işçi, Türk ile Azeri. Aynı mahallede, yan yana evlerde bir ses işitimi mesafede oturmaktadır. Sözlerimi bitirirken birlikte biz olmaya teşrif eden ve bizlere desteğini sunan başta Sayın Valimize, Sayın Rektörümüze, Sayın Genel Müdürümüze, değerli protokol üyelerine ve çalışmalarımıza el ve gönül veren sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve çalışanlarına ve özellikle de siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Beraber yaklaşık 96. faaliyetini beraber yola çıkmış olduğumuz değerli genel müdürüm, yine göç idaremizde Yalova'mızda çok başarılı bir şekilde çalışmalarıyla bize yardımcı olan göç idaresi müdürümüz ve sevgili Yalovalılar, hepimiz biz bize Yalova sohbetler etkinliğine hoş geldiniz. Bundan bir ay önce kadın buluşmaları etkinliği yaptık. Yine Yalova'mızda bir coşku, tempoyla özverili bir şekilde bir çalışmalarımız oldu. Bu yüzden de desteklerinden dolayı Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere İl Genel Meclis Başkanı Sayın Hasan Soygüzel'e davetini arz edelim. Konuşmasında yapı taşı niteliği taşıyan çok önemli bir isim var. Yunus Emre. Yunus Emre'nin bir dizesini sizlerle paylaşarak ben konuşmama son vermek istiyorum. 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa hakikate asidir. Yani biz 72 millete aynı gözle bakan bir kültürün temsilcileri olarak burada bulunuyoruz. Bu yüzden birlikteliğimiz, kardeşliğimiz baki olsun, daim olsun diyorum. Hepinize saygı ve hürmetler sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Suat Cebeci'ye davetini arz edelim. Birkaç cümle yine düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım. Çok fazla vaktinizi huzurunuzu mesul etmeyeceğim.
20. yüzyılda yoğunlaşarak 21. yüzyıla da taşınan uluslararası ilişkilerde çıkar odaklı ilişkiler düzeni var. Yani milletler birbirleriyle ilişkilerini tamamen çıkara endekslemiş, can kaybı olmuş, mal kaybı olmuş, medeniyetler yıkılmış, kimse umursamıyor. Üç kuruşluk çıkarı varsa binlerce insanın ölmesine göz yumar hale gelmişler. Türkiye son yıllarda yaşadığı bu göç olgusuyla bu dünya arasındaki, dünya uluslar arasındaki ilişkilere çok değerli insani bir boyut kazandırıyor. O da şudur. Çıkarlar bir yana, çıkarlarınızın canı cehenneme, insan insandır. İnsana ihtiyaç duyduğu her yerde el uzatmak insani bir görevdir. Dünyaya öğretmeye çalışıyoruz. Onun için bu toplantılar çok önemli. Yani aynı duruma düştüğümüz zaman ancak acısını hissedeceğimiz insanların acılarını, sıkıntılarını o duruma düşmeden önce duyabiliyorsak insanızdır. Ama eğer çıkar perdesi gözümüze çekilmiş de o acıları, o sancıları, o ızdırapları hissedemiyorsak makinalaşmışızdır, maddeleşmişizdir ve insanlıktan uzaklaşmışızdır. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Yalova Vali Yardımcısı Sayın Mustafa Kılıca kürsüyü teşriflerini arz ederek. Komşumuz Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce meydana gelen bir iç savaştan dolayı bizim tarihten tevarüz ettiğimiz misafirperverliğimiz ve temelleri çok uzun yıllar önce atılan insan hakları kavramına verdiğimiz önemli de bir göstergesi olarak şu an ülkemizde misafir olarak bulunmaktadır. Şu anki görünen duruma göre bu misafirlerimizin ülkemizde tarihi biri olmamakla birlikte bir birlikte daha birlikte yaşayacağımız da aşikar. Tabii bu birlikte yaşamaktan dolayı ara sıra bazen ülke genelinde ufak tefek sıkıntıların yaşandığı da bir gerçek. Biz bu sıkıntıları en aza indirmek ve birlikte yaşama kültürünü daha ileriye taşımak ve daha huzurlu bir ortamda birlikte yaşamak amacıyla bir uyum kültürünü geliştirici faaliyetler kapsamında bakanlığımızla önemli çalışmalar yürütmekte. Bu kapsamda insan bilmediğinin düşmanıdır diye bir söz vardır. Buradan yola çıkarak birbirimizi ne kadar iyi tanırsak bu sorunların da en aza indirileceği konusunda da her fikir olduğumuzu söyleyebilirim. Bu anlamda bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bu tür faaliyetleri gerçekten hem misafir ülke vatandaşlarımızın hem de kendi vatandaşlarımızın özel önem verdiğini görüyor. Bu topluma misafir olarak da birçok katkısı olan komşu ülke vatandaşlarımızın ve dünyanın diğer ülkelerinden ülkemizde misafir olarak vatandaşlarımızın önemli bir katkı sağladığını da söylemek isterim. Bu toplantıya katılımınız için ben hepinize teşekkür ediyorum. Toplantının verimli ve yararımız için, ülkemiz için faydalar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.